Hayır. Ali Samiyan da öyle, Siyem, çok evet, güzel. Ali Samiyan da öyle. öyle. açıdan da fena değil istat eski olmasına rağmen. E, bence o günler, o anlar unutulmaz. E, bu da çok hoş olmuş. Tekşire'ye wow. öğretmişler. O döneme gittim ben biliyor musun evet. hakikaten eski istat dönemine. Abi Tekşire tabii önemli bir transfer. Uğraştı yönetim, çok mücadele verdi. Yönetimin moddaşı şuydu. Daha doğrusu başkanın moddası. Şampiyon kadroyu koruyacağız. Biz bu ekibi dağıtmayacağız. Biz bu ekiple buraya geldik. Şampiyon olduk. Bir tane dişi de kırmayacağız dedi. Ne yaptı? Sergen Hoca. Evet uzun sürdü vesaire. Ayrı bir konu. Ama oldu. Artı bir. Artı iki. Rozye. Tuttu. Artı üç. Yarın Gezal geliyor. Tuttu. Sonra Üçünü tuttu şampiyon kadrodan. Özgür kulaklığı kapatır mısın? Sonra Mehmet Topal'ı aldı. Salih'i aldı. Kenan Karaman aldı. Değil mi? Üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekşere'ye de koy. Yedi. Şimdi bir santrafor. Gelirse ki gelecek. Sekiz. Bir de iyi bir stoper. Hadi oraya da Diego Godin diyelim. Ben Godin olacak diyorum ne yaptı? 9. Tuttukları oyuncular da bence yeni transfer. Yani işte Beşiktaş geç kaldı transferde vesaire gibi konuşuluyordu ama e, gelin görün ki yani bir anda işler bitti. Yani e, bitmek üzere. Gezal transferi de, Roziye transferi de, Teksiye transferi de çok büyük maharettir. Tebrik etmek lazım. Yani hem maliyetler açısından hem uğraştılar, oyuncuları, kulüpleri ikna et, buraya getir, çok ciddi çaba gösterdiler. İkincisi senin altını çizdiğin nokta da önemli. Yani Beşiktaş'ı geçen sene seyretmesi en keyifli takımdı. Beşiktaş, nitekim o tempolu, o çok pozisyon getiren, yani herkesi heyecanlı tutan oyunu, oynayan e, takımı da korudular. En büyük şansları o. Takım duruyor, hoca duruyor, sistem duruyor. E, sadece iyi bir santrafor onların da ihtiyacı var. Yani e, geçen sefer de konuştuk. Çok tekrar düşürüz ama yani Beşiktaş'ın şampiyonluklarında hep çok ciddi santrafor performansları var. Mario Gomez de var, Abu Bakar da var, Cenk Tosun da var. E, nitekim Geçen sene son benim Abu e, sakatlığı ya da e, oynamaktan vazgeçmesiyle problemler de yaşadılar. Yani aslı kaslı şampiyon. Oynamaktan vazgeçti diyelim. Abi. Şampiyonluğu kaybetti. Ama lerin Tabii. çok iyi bir sezon yaptı. A açığı, o açığı lerin le kapattı? Ama Lerine o sezonu yaptıran gene Abu Bakar'dı. Tabii bir yani, sergilenen varlı. Yani bireysel oyuncu performanslarında da çok ciddi artış yaşadı Beşiktaş. Teknik direktör maharet bence. Tabii tabii yani e, ama yani bakar üstündenler bir tabii. performansı yükseldi. <laughs> Çünkü ileri, Rize yani, maçını Gökhan Töre aldı, aldı mesela. Olur mu? Gezel aldı. Gezel. Gökhan Töre inanılmaz bir oyun ortaya ben koydu. Ben bilmem. mi aldı, neydi attı, gitti. Attı, acayip attı bir boyun. gol attı. Rize aldı maçı yani, götürdü götürdü. De, Gökhan Töre'nin aksiyonunu unutmamak lazım. Ama Gürcan abinin dediği al, gibi kritik al. gol pastanı sıfırdan... Aya gol paslarını Gezal verdi. Dorukan Toköz, yanılıyorsam siz düzeltin sağ bek oynadı. Sabek her oynadı. topu doğru indirdi. Evet. Her topu doğru indirdi. Kafayla, yerden, havadan hepsini doğru indirdi. Mükemmel bir sağ örneği verdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Takım oyunu iyi ama Rize deplasmanını konuşuyorsak bireysel yüzde %100 olduğu bir maçı yaşadı Beşiktaş. Tabii. Bence de Gezal yani, ama e, aktı. doğru her şeyi bir tarafa bırak Şampiyonlar Ligi için de lazım. Oraya bir oyuncu. Tabii, aynen abi. Eee stoperci Dediğin doğru. Ve Şampiyonlar Ligi başka bir platform. Orada iyi oyuncu olmak yetmiyor. Bir de tecrübeli oyuncu olmak da gerekiyor. Evet. Yani Godin ise doğru bir transfer. Yani iki çok tecrübeli iki stoper. Bir de Godin. Godin de çok ciddi. Yani, yani. orada e, çok büyük fayda sağlar. Öyle düşünüyorum. Yani evet. o takımı da toparlarlar. E, o, o, noktada. Ama her şey dönüte sistemleri duruyor. Oyun anlayışları duruyor. O kafa yapıları duruyor. Bunu savunan bir teknik direktöre sahipler. Oyuncu geliştiren bir teknik direktöre sahipler. Ee, Kulübü alternatifleri konusunda yani ilk 11 konusunda çok sıkıntı çekmeyecektir ama e, yani 15 oyuncusunun olması lazım. Evet. Yani gir, gir giren çıkanın fark etmediği e, 15 oyuncusunun Onda, olması lazım. O konuda problem yaşayabilir Beşiktaş. Özgür bir de satış konusunda da Ağır davranıyor Beşiktaş ama galiba yönetim. Ama yine de e, bu işi 8 Eylül'e kadar bitirecekler gibi. Şimdi mesela Laiç, Kambur. Adem Laiç'e bir teklif var Bolonya'dan, İtalya'dan. Ama onlar e, kiralık almak istiyorlar, satın alma opsiyonu koy, koymak amacındalar. E, Beşiktaş da e, bu teklife çok sıcak bakıyor bence. Ama tabii istediği rakamlar ortaya çıkarsa. Çünkü kiralık transfer işleminde bir bedeli olmalı öyle. Ben bilabeder parasız kiralıyorum demiyor Beşiktaş. Çünkü paraya ihtiyacı var. Çok doğru söylüyorsun. Satmak zorunda Beşiktaş'ta. Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi satarak almak zorunda. Ee, Bologna'nın teklifi şu anda yetersiz ama var mı? Var. ilgi var. Adem Ayçi satılacaklar lisesinde birinci sırada bence gitmesi de gerekiyor. Çünkü beklentinin çok altında kaldı. Bence Larin'de listede ama Larin değerli bir oyuncu olarak listedi. Larin 15 milyon euro. Belki de bilemiyorum daha üstünde bir parayı getirebilecek bir oyuncu. Çünkü zaten Beşiktaşlı yöneticiler açıkladı. da Ocak'ta bu parayı bu, bu teklifi buldu Larin. Yani ama ne dedi Ahmet Nurçebi başkan? Bizim hedefimiz var. Dolayısıyla Larin'den vazgeçmeyi. Sezon sonunda gelin dedi. Şu ana kadar istediği e, tatmin edici teklifleri bulamadı ama e, daha sezon devam ediyor yani Devo. transfer süreci devam ediyor. Olabilir. Larin'i yazabiliriz. Larin'i yazabiliriz. bir. İki, e, evet. Laiç. Başka var mı satılabilecek? Ersin'e yani Ersin e... çok tatmin edici teklifler gelmedi ama iyi teklif gelirse Beşiktaş'ın kabul edebileceği bir teklif. Mert Günok hazır. Ersin gidebilir. Değerlendirilebilir. Şu değil. anda anlaşılan o ki satılabilecek oyuncu yok başka. Hı hı. Yani en azından kapıyı çalan Şimdi ben... bir oyuncu bir için. De, bir, bir de şu var, Lerden'i sattın. Enkudu belki. Hadi, kim alacaksın? Yani ee, Lari, var orada karaman ya, işte. abi. aldı abi. Larin'e de ihtiyacın var. Yani, yani edeb, şimdi bir santrafor alırsa diye. Şu var. Hayır, stoper Hayır, Kenan'ın da kalması lazım. Larin'in de kalması lazım. Bir de santrafor almak. Öyle Hatta Vider'e teklif geliyorsa Vida'nın da gitmemesi lazım. Niye biliyor musun? Gürcan abi kırmızı çizgileri var dedik ya. Bundan önce yaptığımız programda Sergen Yalçın'ın kırmızı çizgileri var. Diyor ki Larin de satılmasın, Ersin de satılmasın. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız dünyanın en zor futbol yarışma grubunda. Her oyuncuya ihtiyacım var diyor ve bu oyuncuları e, takımında görüyor her bir oyuncunun e, elde edeceği sonuçlarda katkısı olacağını düşün. Net bir teknik direktör kararı var karşımızda. Laiç bu grubun dışında. Çünkü Laiç beklentinin altında kaldı. Şimdi Alex Tekşira transferi Beşiktaş'ın transfer politikasını da değiştiren Beşiktaşlı yöneticilerin ve teknik heyetini heyetin elini rahatlatan bir hamle oldu. Neden? Çünkü Beşiktaş önceliği şu anda forvete vermiyor. Beşiktaş'ın önceliği stoper transferi. Diego Godin birinci alternatifi Umtiti falan diyorlar ama Diego Godin için uğraşıyorlar. Çünkü Diego Godin Cagliari'den alacaklarını bırakarak serbest statüde çıkacak. Beşiktaş buna uygun bir pazarlık yapıyor. Ee, ve 3 aşağı 5 yukarı bir yol kat edildi. Anlaşılabilecekleri kanaatindeyim. %100 anlaşılır gibi ya. demiyorum. Oldu, oldu gibi. Benim kanaatim anlaşılabileceği e, yönünde ve Godin'de gelmek istiyor. Şimdi niye forvet transferi öncelik değil? Öncelikli olarak savunmanın merkezinde dengeli, pozisyon bilgisi yüksek şampiyonlar ligi tecrübesi olan ve Beşiktaş'ı taşıyacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü e, Vida'dan daha fazla derim, e, verim alırsınız. Böyle dengeli topu oyuna iyi sokan bir stoperle oynarsanız şampiyonlar liginde tek hamle oyuncusu Vida minimum hata oynar. Arkasında sağlam bir stoper olur. Bir şey zaten... Aynı şey Galatasaray için de geçerli. O bakımdan Diego Godin konusunda ısrar ediyor Beşiktaş. Alex Tekşeri'yi zaten anlatmaya gerek yok. Doğru. Tüm Alex Tekşeri'yle ilgili kabul bir fikrim var. var. O da şu, sözün kesin lütfen, kusura lütfen. bakma Aykut. Alex Tekşira bence çok değerli bir oyuncu. Bakmayın siz Ocak ayından beri maç ritmi yok ama öğrendim ki Beşiktaşlı yetkililerden sürekli antrenman yapıyor. Hem de çok ciddi bir disiplinle yani günde iki antrenman falan kendini hazırlıyormuş. Elbette ki bu takım antrenmanına benzemez. Elbette ki süreye ihtiyacı var. Bise, bir hafta gelecek karantinada kalacak sonra takım antrenmanına başlayacak. Biraz süre vermek lazım ama bu oyuncu golcü bir oyuncu. Siz şu anda forveti getiremezseniz bile Alex Tekşira ile oynuyorsanız Alex Tekşira boş bulduğu alanları ceza sahasının dışından şut alanlarını iyi değerlendirip Beşiktaş'a gol üretir. Çin'de de öyleydi. Shakhtar Donetsk'te de, de en verimli gol açısından, gol üretimi açısından en verimli dönemini yaşadı. Şimdi Shakhtar Donetsk onu 6 milyon euroya mal etti. Vasco de Gama'dan 50 milyon euroya Çin'e sattı. O dönemde niye Çin Süper Ligi'ne gitti? Madem bu kadar değerli oyuncuydu diye soranlar olabilir o dönemde United'ın da transfer gündemindeydi. Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde